Evet arkadaşlar, Phuket'te Rawai Beach diye bir bölgeye geldik. Burası da enteresan bir yer. Hani Phuket'in her bölgesi değişik bir güzel. Ve gördüğüm kadarıyla çok temiz. Yani yol kenarlarında hiçbir çöp göremedim. Hani maddi olarak da zengin bir ülke. Özellikle Phuket. Yani Tayland'ı fakir olarak düşünmek artık pek doğru değil. Buraya gelen çok turist de var. Görüyorsunuz arkamda bir sürü turist var burada. Her yerden geliyor. Çinli turistler özellikle revaçta. Çinli ve Rus. Rus birinci, Çinli ikinci. Benim gördüğüm bu şekilde. Sahilleri de çekeceğim az sonra. Sahiller de değişik. Sahillerden de görüntü vereceğim size. Ne yazıyor burada? Rawai Landing Pier. Evet. Şöyle de bir sahilden görüntü alayım. Gayet güzel gözüküyor. Böyle de bir iskele yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Balık tutuyorlar herhalde. Bunlar ne yapıyor burada? Balık mı tutuyor? Bir şeyler yapıyorlar bunlar. Balık tutuyor herhalde. Çinliler de geziyor gördüğünüz gibi. Herhalde tekneyle tura çıktılar. Dönüyorlar oradan. Çok Çinli var burada. Çok. Yani Rus'tan çok Çinli gördüm bu bölgede. Normalde her yer Rus. Phuket'te burası daha fazla Çinlinin bulunduğu bölge. Yine karşıda adalar var. Herhalde teknelerle oraya gidiyorlar. Değişik güzel bir yer ya. Çok güzel. Harika. Şu Tayland'a özgü tekneleri de çekebilirsin karşıdan. Çektim onları epey. Bu tekneler ikonik zaten arkadaşlar. Tayland, Phuket yazdığınızda bu teknelerden muhakkak çıkar görsellerde. Rawai'de epey değişik dükkanlar var arkadaşlar. Meyve dükkanları. Genelde meyve dükkanları şu ana kadar gördüm. Yine kokonat satıyorlar. Mesela burada kokonat 50 baht. 2,5. Ya Patong'a gittiğinde 80 baht, 100 baht arası değişebiliyor. 5,5 TL pardon. 5,5 TL fiyatı var. İşte giysi dükkanları var. Bayağı bir şey var. Şu dikenli meyveden var burada bak. Bunlar bayağı pahalıydı diğer tarafta. Burada ne kadar bilmiyorum. Ben yemedim onlardan hiç. Ya hatırlamıyorum yani. Alayım ya o zaman. Yok yok alma alma. Tat ya. Tadı pek iyi olacağını düşünmüyorum. Bayağı pahalıya satıyorlar. Pahalıya satıyorlar. Bir de mesela ufacık bir dilim 150 baht. Yok işte gerek yok ona ya. Yok tadım ben de mutluyum tadım. Vika. Ben yediğimi hatırlamıyorum da. Neydi bunun ismi? Soralım şunu. What's the name of this? Kubiyan. Kurian. Kurian. Kendi bir şey arkadaşlar. Durian. O kadar mı 150 baht? Wow, çok delicious. Delicious. Good. Sen bakacaksın diyor. Evet arkadaşlar, deniz ürünleri satan bir yere geldik. Çok değişik midyeler var. Özellikle midyeler dikkatimi çekti. Nasıldır, nasıl yenir bilmiyorum ama değişik gözüküyor. Yine lobster var burada. Bayağı büyük. 2500 baht diyor buna. Bunlar ne balığı bu? What fish? Which fish is? What's the name? Shark? For eating? Eating? Yemek için köpek balığı. Tabii köpek balığı da yiyebiliyoruz. Valla her şeyi yiyorlar. Köpek balığı. Yılan olsa yılanı yiyecekler.
Bunlar yer adamı bile. Yer adamı da yer. Çeşit çeşit midyeler var. Yenge işler çok tatlı oluyor arkadaşlar bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim. Şirinkleri, karidesleri zaten biliyoruz. Bir de şu midyeler. Şu midyeleri biz çok yiyorduk Boracay'da. Harika bir tadı var. Pişince böyle yuvarlak beyaz oluyor. Süper. Buradan taze taze alıyorsunuz pazardan. Pişirmek için de karşıda restoranlar var. Yani buradan aldığınız ürünü karşıda restoranlar pişiriyor. Boracay'da da aynı sistem vardı. Hani Asya ülkelerinde bu sistem çok fazla gelişmiş. Pazardan aldığınız şeyleri pişiriyorsunuz. Köpek balığı bile gördük ya. Balık pazarı çok büyük arkadaşlar. Şöyle bir dolaşayım biraz. Talep de çok büyük. Zaten balıkçı yeri burası. Bayağı bir deniz ürünü var. Çeşit çeşit. Kalamarlar, kalamarlar da güzel oluyor. Aa, bir tanesi atladı. Bro, jump. Jump, jump. Bir tanesi atladı vallahi. Çok değişik midyeler var. Yiyeceğiniz en güzel şey burada deniz ürünleri. Hem besleyici, protein olarak, hem sağlıklı. Balıklar da çok güzel. Evet arkadaşlar, Asya'da birçok yerde kalamar yedim ama hiç böylesini görmedim bu kadar büyük. Tam başlıyız. Bana 1 kilo. Çok büyük ya. 1 kilosu 150 batmış. Efsane bir şey. Evet arkadaşlar, ravayı içtim. Gördüğünüz gibi Tayland'ın geleneksel tekneleri var burada, balıkçı tekneleri. Zaten oldukça fazla deniz ürünü var, az önce gösterdim sizlere. Burada değişik değişik güzel tekneler var. Sahilde şu an kimse yok. Çünkü yüzmeye elverişli bir yer değil. Ama görüntü olarak çok güzel, tam fotoğraflı teknelerle beraber. Gün batımında özellikle çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle göstereyim size de.